Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlık sanca anladığınız gibi bir mitoloji videosuyla karşınızdayım. Eğer bu video hoşunuza giderse beğenmeyi, beni daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, herhangi bir isteğiniz varsa aşağıda yorumlarda bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Orfeus aslında bir ozandır. İlk çağda ünü Orfizm denilen mistik bir akım yaratacak kadar çok yayılmıştır. Çalgısıyla vahşi hayvanları büyüleyen, ezgisiyle ölümü bile alt etmiştir. Orfeus sıradan bir ozan ya da sıradan bir kahraman değildir. Argonatlar seferine katılmış ve burada Lyrir ile büyük bir başarı elde etmiştir. Gemileri Karadeniz'e yönlendirildiğinde orada yüzen kayaları Orfeus'un lirini kullanarak yere bağladığını, böylece zorda kalan arkadaşlarını kurtardığı söylenir. Yine Karadeniz'de altın postu koruyan canavarını Orfeus'un lirini çalarak uyuttuğu da söylenmiştir. Altın post videomu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Argonatlar seferinden sonra Orfeus güzel bir peri kızı olan Eurydike ile evlenmiştir. Ama ne yazık ki bu evlilikleri pek uzun sürmemiştir. Orfeus'un eşi bir gün arıdan kaçarken ayağını bir yılanın sokması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Orfeus'un acısı o kadar büyüktür ki bir süre bu acıyla yaşamayı dener ama ne yazık ki başaramaz. Bunun üzerine Orfeus yeraltı diyarına gider. O kadar yetenekli bir müzisyendi ki müziği yeraltı kraliçesi Persephone'ye ulaşmasını sağladı. Lirini kullanarak bütün canavarları, hatta Hades'i bile etkilemeyi başardı. Persephone, Orfeus'a çok üzüldü ve eşini yaşayanların dünyasına geri götürmesine izin verdi. Ancak tek bir şartı vardı. Orfeus giderken asla arkasına bakmayacaktı. Bu çift, yeraltı diyarından bir uçtan diğer uca başarılı bir şekilde ulaştılar. Tam hedefe ulaşacakken Orfeus, eşinin arkasında olup olmadığını düşünerek ve içindeki merakı da bastıramayarak arkasına baktı. Baktığı anda eşi ölüler diyarına geri çekilirken Orfeus çaresiz bir şekilde yaşayanlar diyarına gitti. Acılar içindeki Orfeus hüzünlü ezgileriyle lirini çalarak bütün Trakya'yı boydan boya dolaşmıştır. En sonunda bir mağarada yaşamaya başlamış. Bu mağarada da kadınlardan nefret ederek yaşamıştır. Bu bölgede dinsel bir tören sırasında bakaların cinsel arzusunu karşılaştırmadığı gerekçesiyle de bakalar tarafından öldürülmüştür. Bakalar ise Tanrı Dionysos'un dinsel törenlerini kutlayan kadınlar alayıdır. Gelelim Orfeizm nedir? Orfeizm Trakya'da Orfeus'la beraber doğmuştur ve 6. yüzyıldan Yunanistan'a ve daha sonra da aşağıya İtalya'ya geçmiştir. Orfeizm'in mitosu ise şu şekildedir. Başlangıçta Kronos evreni yarattı. Evrenden Tanrı Phanes doğdu. Hem erkek hem dişi olan Phanes, Nyx'u doğurdu. Onunla birleşerek Gaia, Uranos ve Kronos'u dünyaya getirdi. Kronos'un oğlu Zeus, Phanes'i yutarak dünya egemenliğini ele geçirdi. Zeus kızı Persephone Demeter'le birleşip Dionysos Zagreus'u yarattı. Dionysos Zagreus, Titanlar tarafından parçalandı, yutuldu. Bunun üzerine Zeus, yıldırımlarının aleviyle Titanları mahvetti. Ama Titanların külünden insan soyu vücuda geldi. İnsan soyundan Titanların kötü yutulmuş Dionysos çocuğun tanrısal iyi huyları birleşti. Athena parçalanan çocuğun yüreğini kurtarmıştı. Zeus bu yüreği yedi, sonra da Dionysos Müseus yani kurtarıcıyı yarattı. İnsandaki tanrısal ruh bedende bir mezarda gibi hapistir ve öte dünyaya ulaşmak için çabalar. Dionistik taraf, titanik tarafların kötü unsurlarından arınmak ister ve birçok beden dolaşır. Arınma ise dürüst bir yaşayış ve canlıların verdiği besinlerden el çekiş sayesinde olacaktır. Eğer iyi bir insan olursan öte dünyada mutlu ve huzurlu yaşayabilirsin. Eğer ki kötü bir insan olursan ölüler hakiminin karşısına çıkıp daha sonra da Tartaros'ta yaşarsın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.